Çünkü Rab sizi her şekilde korumaları için meleklerini sizi gözetlemekle görevlendirecek. Zebur 91. İsterseniz mobilyaların hepsini kaldırtabilirim ne? Hayır. Mobilyaların olduğu gibi kalmasını istiyorum. Nasıl isterseniz. Evi ne zaman istersiniz? Evi hemen istiyorum. Uzun zamandır mı arıyordunuz? Evet. Birkaç yıldır bu evde kimse yaşamıyordu. Böyle bir ev mi arıyordunuz? Bu oda hangi yöne bakıyor? Bu oda batıya bakıyor. Batıya. Bu evi istiyorum. En az bir yıllık kiranın peşin ödenmesi gerekiyor. O zaman bir yıl. Ne kadar? 10.400. Depozito olarak da 800. Bu da senin ödemen. Evrak işleri için. Mahremiyet istiyorum. Bunu yapabilir misin? Bu iş görüşmesi mi yoksa? Hayır. Başka kimlere sordum? Michael Stotz, Bukeme Bentham, Alexandra Paul. Tamam yeter. Eve bakmaya gidecek miyiz? Tamam. Bakalım şu lanet eve. Burası çok soğuk. Isıtma sistemi yok. Kalorifer yok mu? Bu evi kimse almaz. Bu sorun olmayacak değil mi? Neyin, soğuğun mu? Hayır. Sen içmiyor musun? O halde kendini arındırmaya başladın. Evet. Anlat hadi. İstenen diyete uydum. 22 haftadır hiç alkol almıyorum. I've abstained from sex. All sex. Masturbation as well. All sex. It gets tricky after a month, doesn't it? And the diet? Son 27 gündür sadece gece karanlığında yemek yiyorum. Önümüzdeki 3 gün oruç tutacağım.
Protestan mısın, Katolik misin? Ben Katoliğim. Katoliksin. Ya büyü yöntemi? Abraham Elin, bundan bahsetmemiştin. Doğru. Bunu 3 kez yaptım. Sadece biri işe yaradı. Sadece biri mi? Evet. Daha genç olsaydım doğru kişiyi bulmuş olurdun. Neden peki? Aşk için. Aşk için. Birini seviyorum. Ama o artık beni sevmiyor. Ne? Bunu yapacak mısın? Hayır. Neden? Ev uygun değil. Bu evde bir sorun yok. İstediğin her şeye sahip. Kabul ettiğim tek şey gelip eve bakmaktı. Baktım ve paramı istiyorum. İstediğin her şeyi yaptım. Bana paramı ver. Londra'ya dönmek istiyorum. Dinle. Paramı ver dedim. Bunu kendin yapabilirsin. Bana ihtiyacın yok. Saçmalık bu. Biri lazım. Prosedürü bilen biri olması lazım. Kim söyledi bunu? Michael Stotz mu? Siz sosyete kızları aptalsınız. Aşk için Abraham Elin büyüsü yapmak, pastayı süslemek için Tish'ini çağırmak gibi bir şey. Bu kişiyi seviyorum. Unut o adamı. Tanışma sitelerinden birine falan gir. Anlamıyorsun. Hayır, anlamıyorum. Başlarım aşka. Evime gidip balık ve patates kızartması yiyeceğim. İstediğim tek şey bu. $70,000 veririm. İlgilenmiyorum. $80,000, bütün param bu. Beni hiç dinlemiyorsun. Çocuğum öldü. Çocuğumu kaybettim. Benden alındı, benim hatamdı. Onun sesini tekrar duymak istiyorum. Onunla konuşmam gerek. Ölü bir çocukla konuşmak mı? Sabah uyanmak için iyi bir sebep olurdu bu. Neden yalan söyledin? Sana saçma gelir diye düşündüm. Gerçek bu mu? Bu çok önemli. Evet. Sen de istediğin bir şeyin peşine düşerdin. Onu ne kadar istiyorsun? Her şeyden daha çok. İçinde yatak olan odayı ben alıyorum. Yemek ve temizlik işi sende. Neye bulaştığımızın farkında mısın? Evet. Tehlikenin farkında mısın peki? Biliyorum. Bak, tekrar söylüyorum, bu ciddi bir iş. Bu astral seyahat yapma girişimine benzemez. Gerçek bir oyuna giriyoruz. Gerçek melek ve gerçek şeytanlarla. Bunu biliyorum. İnternette bunun sadece bir ruh hali olduğunu, İyilik meleğinin üst benliğin olduğunu okuyorsunuz. Psikoloji zırvaları. Günlerce uyumayacaksın. Oruç,
Ağır ayinler, ritüel olacak. Ölümün kenarında olacaksın. Peki bütün bunlara hazır mısın hayatım? Hazırım. Kabala'yı okudum. Bunun Sefirot ağacı olduğunu mu sanıyorsun sen? Hayır, değil. Sanmıyorum. Her şeyi internette arıyorsunuz. Hayır, bu gnostisizm. Bana temelinde Kabala olduğu söylendi. Orada gördüğün sadece gramer ve bir iskelet. Kabala Tanrı'nın keşfedilmesidir. Biz çok daha karanlık bir şey yapıyoruz. Tebeşir, boya, boya fırçası, 7,5'luk, 12,5'luk bant, beyaz ve yeşil maskeleme bandı, küçük ve büyük mumlar, yiyecek, 4 aylık stok yeter mi? En az 6, hatta 8 aylık. Başladıktan sonra çıkmak kesinlikle yok. İnternet kafeye gidip bilgisayara bakmam gerekiyor şimdi. Kaldığım otelde vardı. Kötü bir hayat yaşıyorum, alkol bağımlısıyım. Akrizeyim. Yani başlamadan önce bu pisliği sistemimden çıkarmam gerekiyor. Akrize mi? Evet, alkol krizi. Korkunun değişken bir hali. O... Düzelir mi sence? Hafif bir kriz. Biraz çabayla atlatırım. Bunu yapabileceğinden emin misin? Ah, yüce tanrım. İyi misin? Yardımına ihtiyacım yok. Tanrı seni koruyacak. Ağlama artık. Uslu ol. Tanrı seni koruyacak, biliyorum. Sus hadi, ağlama. Şimdi uyuman gerek. Ah hadi ama. Tamam tatlım. Sus bakalım.
Sus tatlım. Hadi. Tamam. Her şey iyi olacak. Hadi bakalım. Tamam tatlım. Hadi biraz uyusan. Hadi tatlım. Hadi sus. Sus bakalım. Hadi ama. Hadi tatlım. Sakin ol. Sofya. Oh. Tanrım şükürler olsun. Ona psikiyatri hastanesinden bahsettin mi? Ben iyiyim. Hassas bir durumdasın. Hayır değilim. Hiçbir işe yaramıyordu. Bu da beni hasta ediyordu. Kendim bir şeyler yapıyordum. Ama bu şey karanlık ve Tanrı'nın... Artık inanıyorsun öyleyse. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Bu da ne demek şimdi? Bu tanrısal bir şey mi? Lottie'ye olduğunu düşün. Sen ne yapardın? Bunu değil. Yaşadıklarını geçmişte bırakmanın yanlış bir tarafı yok. Çocuklar seni özlüyor, seni görmek istiyorlar. Eve dön. Seninle ilgileniriz. Bana bakacaksın öyle mi? Küçük kardeşim bana bakacak. Böyle konuşma. İşte senin evinle benim evim arasındaki fark. Sofya. İki çocuğun var. İki sağlıklı çocuğun. Bende ise boşluk var. Söyle bana, Tanrı nerede ha? O şefkatin nerede? Sofya. Bak, bunu yapacağım. Ne olacağı umurumda değil. Çok üzgünüm. Yaptığım doğru mu, yanlış mı bir önemi yok. Benden uzak duracaksın. Benden uzak dur. Beni anladın mı? Her şey tamam mı? Evet. Votre français, André, est très bon. Il est. J'apprends français couramment. Wie gut sprichst du Deutsch? Ich spreche Deutsch. Yalan mı söyledin? Hayır. Bak. Almanca biliyor musun? Derdimi anlatabilecek kadar. Yarım gerçek yalandır. Yalan söylemedim. Yabancı dil biliyorum. Buna ben sebep olmadım. Bu işte her şeyin sonuçları olacaktır. Buna ben sebep olmadım. Saflık çok önemli. Sadece niyetin değil, dürtülerin de saf olmalı. Yoksa sonuçları kötü olabilir. Yolumuza hep bir şeyler çıkacak. Almanca'da ben yardım ederim. Söylemen yeterliydi.
Eve kapanmadan önce yarın yürüyüşe çık. Açık havaya tekrar çıkman aylar sonra olacak. Tamam. Peki ya sen? Ben mi? Sorun çıkmayacak. Vazgeçmek işin son şansın. Bu çemberi tamamladığımda çağrı büyüsü bitene kadar buradan kimse çıkamaz. Ne yemek için ne de acil durumlar için. Hiçbir şey için. Mühürle. Yatakta ne yapıyorsun he? Özür dilerim ben dalmışım, özür dilerim. Umurumda değil, aşağı in hadi. Tamam, sihirli kareler boyut değiştirmeyi sağlayacak bütün bir cümleye eklenecek kelime ve sayı dizilerini yazdığım bir kareler sistemidir. Geriye doğru, ileri doğru, çapraz vesaire. Bana bir daha öyle bakma. Bakın sizi sorgulamıyorum ama ödemeyi kimin yaptığını unutmayın. Kimin ödediği umurumda bile değil. Parayla ilgilenmiyorum ben. 80 bin sterlin çok büyük para. Ritüeli biliyor musun? Kendin mi yapmak istiyorsun? Bir tartışma daha yok artık. Sana istediğin şeyi veriyorum. Gözlerinde de o ateşi görüyorum. Ne dersem yapacağın konusunda anlaşmıştık. Sana sormuştum. Biliyorum, ben sadece... Dün vazgeçmek için bir şansın vardı. Ama artık ev mühürlendi. Zaten vazgeçmiyorum. Ne istiyorsun o zaman? Sadece işe yaramasını istiyorum. Bu şımarık kız halinle mi işe yarayacak? Hayır. Eat this. It's a toadstool. Have you been listening? Take it. Do the ritual. Talk to your guardian angel. Talk to your child. Güzel. Ne işe yarayacak? Ruhsal olarak temizlendin, fiziksel olarak temizleneceksin. Çok mu korkunç olacak? Evet. (Gülüyor)
Daire bir paradokstur. Başlangıcı yok, sonu yok. Ama bir sınırı var. Her bir çemberde 4 temel safha vardır. Daireleri kutsuyoruz. Sihirli karelerle alemi açıyoruz. Ve o aleme geçiyoruz. 5 daire, 5 element, 5 alem. Pekala. Abramelin aslında bir yolculuktur. Bu yetersiz bir metafor. Ama şimdilik işimizi görür, tamam. Bu daire, bu hüküm alemi, ağaç elementi, gemimizi dünyadan ayırdığımız, saldırıya karşı koruduğumuz yer. Bu daire, şarkı alemi, boşluğa doğru yolculuğa çıktığımız yer. Ateş elementi, siyahlık, sonsuzluk, cehenneme düştüğümüz yer. Gerçeklik, toprak, metal, su, yani döngü. Ve bu ortadaki daire, bu isimsiz. Burası meleğinin vücut bulacağı yer. Sen kendi dileğini, ben kendiminkini söyleyeceğim. Meleğim ne zaman gelecek? Yani şimdi her bir dairede meleği çağırıyor olacağız. Ama her davetimizde çağrımız giderek güçlenecek. Bu dünya diğer alemlerle birleşecek. Diğerleri bizi duyacak. Melek ne zaman gelecek? İlk çağrıdan sonra her an ortaya çıkabilir. Ama genelde 4 ya da 5. dairede görünür. Üçgen ilahi düzeni temsil eder. 3 rakamını. Sadece 1'e bölünebilen bütünlük. Kutsal üçlü. Burada dikkatini toplayacaksın. Çıldırmaktan kurtulacaksın. Burası bitişin, ölümün, acı gerçeğin dünyası. O kare 4 rakamının şeklini, 2 kişilik alanı, o mükemmel sayıyı temsil eder. Bu oda senin arzuların en aşağılık halindir. Burası gücünü kazanacağın yerdir. Kır onu şimdi. Bu cümle neye yarıyor? Dönüşüm sağlıyor. Öyle mi? Neyi dönüştürüyor? Nesneyi özneye ya da özneyi yükleme. Güzel. Şimdi sembollere yoğunlaş. Kütlesini hisset. Hareketsizdir. Soğukluğunu hisset, durağanlığını hisset. Altına mı işedin? Umursamayacaksın. Önümüzdeki 2 gün bu evi bütün dünyadan koparacağım. Çemberden çıkmaman gerekiyor. Yemek yok. Su yok. Sana verdiğim taşlara odaklan. İçine dal. Ağrıyı ve rahatsızlığı sineye çek. 3. günün sabahı yemek ve su için ara vereceğiz. Sonra diğer 2 odada da aynı şeyi yapacağız. 6 gün. Kareleri başlatacağım. Ve günahlarımın hepsinden tamamen arınacağım. Temiz ve saf olacağım. Işığım şimdi burada olsun. Bana rehberlik etsin. Beni korusun. Ve günahlarımın hepsinden tamamen arınacağım. Temiz ve saf olacağım. Beni korusun. Işığım şimdi burada olsun. Bana rehberlik etsin. Beni korusun. Ve günahlarımın hepsinden tamamen arınacağım. Temiz ve saf olacağım. Beni korusun. Bana rehberlik etsin. Beni korusun. Ve günahlarımın hepsinden tamamen arınacağım. Temiz ve saf olacağım.
Yağmur yağıyor. Dışarısı bizi ilgilendirmiyor. Köpeğin havlamasını duydun mu? Köpek mi? Evet, geceleri havlayan bir köpek var. Hayır. Olabilir. Başladığını ne zaman anlayacağız? Ne demek istedin? Bir şeylerin olduğunu, bunun işe yaradığını nasıl anlayacağız? Benim tek düşündüğüm şey köpek. En yakın yer kilometrelerce uzakta. Şu köpek. Ay, lanet olsun. Başladı. Ne başladı? Bu bir işaret. Senkronizasyon. Bu bir işaret. Başlıyor. Hepsi bu mu? Bu iş böyle başlar. Sadece pencereye çarpan bir kuş. Siyah bir kuş. Göremiyorum. Kuş siyahtı. Simsiyah. Dairelerde egemen olmak zordur. Her biri haftalar alacak. Diğer tüm hainler seninle ilgili. Bilincini değiştirecek. Hainle bir bütün olacaksın. Saflaşacaksın. Bana bak. Bak bana. Bu gerçek. Bana odaklan. Uyumam lazım. Daha değil. Bu ayinin bir parçası. Affedilmeyi hak etmiyorum. Başlarken sana ne söylemiştim? Başka şeylere bulaşmadan işini yaptığını. Bu işi yapabilecek misin? Evet, ama hayatı zorlaştıracak. Affedilmek için yapmıyorum. Bir yol biliyorum. İç onu. Ama... Kan fedakarlığı, bu senin seçimindi. Hepatit gibi hastalıklar var. Kendi kanımı içemez miyim? Hayır, iç şunu. Baksana, pıhtılaşmaya başladı. Güzel. Yut hadi. Sakın kusma, içinde tut. İç onu hadi. İç diyorum. Kan fedakarlığı, bunu sen seçtin. Ama içtim. Hayır, iç hadi. Bak, pıhtılaşmaya başladı.
Neden seni rahatsız eden sorular soruyorsun? Aslında biraz ontolojik bir sorun bu. Demek istediğimi anladın. Cevabım hayır. Biz kimseyi incitmiyoruz. Ama karanlık şeyler yapıyoruz. Kara büyü yapar mıydın? Hiçbir oyuncağa binmeyeceksen Luna Park'a gitmenin anlamı olmaz ki. Çok şey gördün mü? Gördüm bir şeyler işte. Tanrılar gördüm ve şeytanlar. Tanrının gümüş yağmurunu yaşadım. Ölüleri ve lanetlenmişleri. Çoğumuz lanetlenmişiz. Seni korkutan bir şey gördün mü? Hepsi korkutuyor. Amaç bu mu yani? Hayır, amaç öğrenmek. Anlamak ve bilmek. Dağa tırmanmak için gerekli mimariyi ve araçları görmek. Güç mü? Bilgi. Sadece. Kes artık şunu, yatma zamanı. Yakında sen de göreceksin ve öğreneceksin. O zaman anlayacaksın. Baksana, eşyalarımı karıştırmadın değil mi? Hayır. Bir şeyim kayıp ve bir türlü bulamıyorum. Eşyanı karıştırmıyorum. Neyse, bulurum. Duyuyorum. Nedir bu? Bizi fark etmeye başlıyorlar. Muhtemelen ne olduğumuzu henüz bilmiyorlar. Emin misin? Bu olabilir mi? Neler oluyor? Daireyi mühürlememiz lazım. Bu biraz zaman alacak. Bu gerçek miydi? Bundan sonra çok dikkatli adım atmalıyız. Her şey olabilir. Sahilde tek başımayım. Her şey ölmüş. Bir köyden geçiyorum. Ailemin ve arkadaşlarımın cesetlerinin arasında dolaşıyorum. Bir köşeyi dönüyorum. Ve orada garip, yaşlı bir kadın duruyor. Ve o oğlumun elini tutuyor. Jack'in elini. Yüzünü göremiyorum. Bana doğru dönüyor. Orada uyanıyorum. Bunları düşündüğün için böyle şeyler görüyorsun. Bu işlemin tezahürle bir ilgisi yok. Rüyalar önemlidir ama bunlar mimarinin parçalarıdır. Yani canlı rüyalar, dejavu anları, zaman kırılmaları yaşayacaksın. Şu anla ilgili nasıl bir rüya görüyorum bilmek ister misin? Bir mopedim olduğunu. Neyin var? Evet, aynen. Bir mopedim var. Rüyam bu işte. Bunca şeyin içinde aklıma gelene baksana. Yok artık. Olacak şey değil.
Told you we'd have to do it. Yeah. We want the ritual to work. You're not going to back out now, are you? No. Good. Do we need to go to the other room? No, we can do it here. Brush your hair. I need... Be quick. Get changed into that T-shirt and put some makeup on. Makeup? I'm just a man. Look at you. Don't you need your books? No. But isn't it part of... Do you know what you're fucking doing? No. Well, shut up then! Sorry. Sorry, Mr. Solomon. Sorry, Mr. Solomon. Take off your jeans. Now take off your T-shirt. Slowly. Put your hands in your knickers. You know, go on. Okay, take them off. Okay. Turn around, bend over. Kneel down. Kneel down! Show me. Back on. That wasn't sex magic. There's no sex magic in this mocking ritual. You've got to be pure. I had to get my mind. You shit. Don't you fucking talk to me like that. Don't forget what I'm doing for you. Fuck you! Yemeğini kendin al. Ben aç değilim. Ama sana söylemiştim değil mi? Bu şekilde işliyor. Bunlar ikinci ve üçüncü geçişti. Bu bir döngü. Sana en başta bunu söylemiştim. Bunu bir daha yapmayacağım. Ama seçme şansın yok. Evet var, gidiyorum. Saçmalık bu. Saçmalık değil. Keşke olsaydı. Bir daha yapmayacağım. Ben gidiyorum. Hayır hayır hayır. Sakın kapıyı açma. Çizgiyi geçme. Geçersen biteriz. Çizgiyi geçersen sonsuza kadar burada sıkışırız. Lütfen yapma. Bu işleri bilmiyorsun. Ama hiçbir şey olmadı. Oldu. Sen de hissedebilirsin. Sana söz veriyorum. Çocuğunla konuşmanı sağlayacağım. Sana söz veriyorum bak.
Yapsan iyi olur. Yapmak zorundasın. Bu içeriye rüzgarla mı geldi? Hayır. O an geldi. Sana söylemiştim. Hissedebiliyorum. Olmasına az kaldı. Çalışmaya devam edeceğiz. 7. daireyi mühürle. Sonra ışığa kavuşacağız. Sadece bilim değil, değil mi? Kanıtladığın şey bu değil mi zaten? Bilmiyorum. Galiba öyle. Bilim evrenin ufacık bir kısmını açıklar. Çok az şey anlatır. Din, büyü... Bunlar bütünün sonsuzluğuna, gizeme ulaşma çabasıdır. Doğru parçayı bulamıyorum. 12. gemiden sonraki siyahlıktayız. Akşam yemeğinde ne var? Neden kendin yapmıyorsun? Ne dedin sen? Sana işe yaramıyor diyorum. Ah! Harika, tarzına bayılıyorum. Sen aptal, kaba, hödük herifin tekisin. Kaba ve hödük herif, he? Hoşuma gitti. Harika, beni böyle mi görüyorsun? Neden işe yaramıyor ha? Bilmiyorum. Bence senin yüzünden.
Ne demek istiyorsun? Bunu yapma nedenin hakkında doğruyu söylemiyorsun bence. Yalan söylediğini hissediyorum. Sana doğruyu söyledim. Yüzüme bak. Bu saçmalık, hepsi saçmalık. Yüzüme bak. Bana her şeyi anlattın mı? Evet. Seni sürtük! Seni aptal sürtük! Lanet pislik! Her şeyi anlat şimdi! İntikam istiyorum. 7 yaşındaki çocuğum saçma bir ayinde öldürüldü. Bana yalan söyledin seni gerizekalı pislik. Gerçeği bilseydin bunu yapar mıydın? Evet. Erdem abidesi olman gerekmiyor. Bana gereken kararlı olman. Bunu benim için mi yapıyorsun? Merkezde olan sensin. Kanal sensin. Burada bitiriyor muyuz? Hayır, bitiremeyiz. Ah Tanrım. Bu burada kesilemez. Lanet olsun. Gözüm görmesin seni aptal pislik. Kalk hemen. Yapmamız gereken şeyler var. Sen içki mi içtin? Ayini yapmak zorundayız. Yenilenmen gerekiyor. Sabaha kadar bekleyemez mi? Hayır, şimdi yapıyoruz. Uzun sürmez. Suyun içine gir, hadi. Güç verin. Horus, Orpheus, Baal, İsa, ruhuna güç verin. Ruhuna güç verin. Horus, Orpheus, Baal, İsa. Seni 3 kez suyun içine batıracağım. Sabaha bekleyemez miyiz? Bunu yapmamız gerekiyor. Bu ruhu alın ve yenileyin. Bu ruhu temiz ve değerli kılın. Boşluğa, hiçliğe girmesine izin verin.
Kadın gibi bakma, sen yeni doğdun. Ayini doğru yapabilmek için bunu yapmak zorundaydım. Artık ayinle, amacınla ve saflıkla bütünleşebilirsin. Hayvan herif. Beni neredeyse öldürüyordun. Az önce sınırı aştın. Ebediliğe ve sonsuzluğa dokundun. Hiçbir şeye dokunmadım. Dokundun. Artık doğru yoldayız. İntikamını alacaksın. Her şey bunu kanıtlıyor. Olması için bir şeyler yap o zaman. İhtiyacım var, anladın mı beni? Aman tanrım. Aman tanrım. Galiba büyü sonuç vermeye başlıyor. Bedel ödüyorum. Seni incitmenin bedeli bu. Seni lanet koruyucu melek. Yarın için ne yapacağız? Sargı bezi var mı? Dolapta olmalı. Git viskiyi getir bana. Lanet olsun. Sadece bunlar var. İşe yarar, tamam. Şimdi ne yapmalıyım? Bıçak temiz miydi? Bilmiyorum. Umarım temizdir. Çek bıçağı. Ne? Çek şu lanet bıçağı. Lanet olsun. Hadi çek, hadi çek. Lanet olsun. Lanet olsun. Tamam. Ne yapacağım? Dur bana bir dakika ver bana. Evet. Çocuğunu kaybetmiştin, anlat. Gündüz bakım evinden almışlar. Tamam, adam şimdi hapiste mi ya? Aman hiç kimseyi bulamadılar. Siz anneler ve çocuklarınız. 3 yıl önceydi. Dosya kapandı ve unutuldu. Ve şu anda benimle birliktesin. Sandığın kadar komik değil. Tanrı'yla derdi olup da bana gelen ilk kişi sen değilsin ama. Beni tanımıyorsun. Doğru. Tamam, şimdi yarayı dikeceksin. Ne? Şimdi viskiyi yaraya dök. Tamam. 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 Lanet olsun. Hapsi. İlk yardımı keşke öğrenseydin. Aklını takma. Beyin ameliyatı yapmıyorsun. Tamam, söyle hadi. Benden şimdi ne isteyeceksin? Görünmezlik. Görünmezlik mi? Evet, düşündüğün gibi değil. Senden sadece gitmeni istiyordum. Hayatımın geri kalanını dünyadan uzak geçirmek istiyordum. Seni bekliyordum.
fırtınadan önceki sessizliği istiyorum şimdi. Aramızda bir bağ olduğu falan gibi düşüncelere kapılma sakın. Biz dost değiliz, bunu biliyorsun sen de. Şimdi bir şeyler olmaya başlayacak. Sana söz verdim, intikamını almanı sağlayacağım. İntikam almak istedim. Peki nasıl bir şey olacak? Korkunç bir şekilde ölecekler. Ve hepsi lanetlenecek. Bu olayla bir alakam olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Büyücülük oynayan veletlerin işiydi. Lanet olası veletler. Çok daha fazlasını isteyebilirsin. Özel cezalar, dönüşümler falan. Bildiğim yoldan yapacağım. Tamam, onlar zaten lanetlenmişler. İkimiz gibi. He. Ben senin gibi değilim. Tıpkı benim gibisin. Belki de daha kötüsü. Senin gibi değilim. Neredesin bir baksana. Ay. Nasıl oldun? Evet, ben iyiyim. Belki de burada kesmeliyiz. Olmaz, kesemeyiz. Ama sen iyi değilsin. Lanet olsun, ben iyiyim.
Elektrikler kesik. Mumlarımız var sadece. Sadece çalışalım ve şu işi bitirelim. Eğer başaramazsak nerede olduğumuzu göreceğiz. Hangisi Bay Solomon? 9, evet, evet. Sanırım 9, evet. Anne. Anne. Anne, lütfen orada mısın? Anne, beni duyuyor musun? Bana yardım et. Buradayım. İçerideyim anne. Seni duyabiliyorum. Bu sen değilsin. Benim. Bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Henüz anlamıyorsun. Bu sen değilsin Jack. Sessiz olmam gerekiyor. Burada köpek var. Köpek falan yok orada. Evet var. Sen de duyuyorsun. Her gece duyuyorsun. Dışarıdaki köpeği duyuyorum. Lütfen sessiz ol. Bizi duyabilir. Neredeyiz biz anne? Gallerdeyiz. Bir çeşit Sayfiye evindeyiz. Seni özledim anne. Seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Evet. Anne, kapıyı açman gerek. Biliyorum sen o değilsin. Anne lütfen. Burada bir şey var. Kapıyı aç. Hayır. Anne lütfen. Köpek burada. Burada benim yanımda. Anne lütfen. Burada benim yanımda. Ben şimdi gidiyorum. Anne, anne. Lütfen burada anne. O kapıyı açmayacağım Jack. Lütfen anne. O burada. O senin çocuğun değil. Biliyorum. Ama sesini duydum. Kelimeler ses gibidir. Bu hırsımızın bedeli. Sarıl ona, korkma ondan. Sadece sen ve ben varız. Biz zavallıyız. Hava giderek soğuyor. Mart ayındayız. Mayıs'tayız sanıyordum. Hayır.
Bence Mart'tayız. Yiyecek bir şey ister misin? Hayır, hayır. Aç değilim, hayır. Yatmak ister misin? Hayır, hayır. Devam edeceğiz. O gücü istiyorum. Teslim olmak yok. Aa, iyi misin? Evet, iyiyim, iyiyim. Tamam. İyiyim. Hizmetkarım. Ben bir savaşçıyım. Öylesin. Evet. Ben. Ben. Onun düşmanlarına böyle bağırdım. Ben. Onun eseriyle gurur duydum. Şeytanlar benden korkuyor. Kız kardeşimi özledim. Aman Tanrım. Tanrı şimdi burada mı? Sofia. Ben. Thank you.
Orada biri olsun. Hayır. Hayır.
çıkar beni. Anne. Kapıyı aç anne. Hayır. Neden orada değildin? Beni 3:30'da alacağını söylemiştin. Üzgünüm. Çok üzgünüm. O adamla mı beraberdin? Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum. Sen benim bütün dünyamsın. Çok ama çok özlüyorum. Benden af mı diliyorsun anne? Hayır. Katillerini bulacağım Jack. Onları bulacağım. Onlar benim katilim değil. Ben pisliğin tekiyim. Seni korkutmak için oğlunun sesini kullanan bir pislik. Biliyorum.
dilerim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Thank you.